Arkadaşlar acilin rejenerasyon denemelerinden seçtiğimiz güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Şekil 1'de kenar uzunlukları 50 birim ve 60 birim olarak verilen dikdörtgenin dört köşesine birim kareler yerleştirilmiştir. Daha sonra bir köşeleri çizilen kareler ile ortak dikdörtgenin kenarlarını paralel kalacak şekilde kenar uzunluğu bir birim arttırılıp çizilen karelerle şekil 2 elde edilmiştir. Bu işleme dört köşeden de yinelenebildiği kadar devam ediliyor. Buna göre son durumda en içte kalan karelerin birbirine en yakın dört köşesi ile oluşturulan bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar soruyu okuduğumda şunu anlıyorum. Burada bir kenarı bir birim olan bir kareler, dört köşeye kareler çizilmiş. Devamında kenarları ikişer birim olan kareler eklenmiş. Üç birim, dört birim diye gidecek. Kareler kesişmeyecek ki son durumda en işte kalan karelerin birbirine en yakın dört köşesi diyor. Yani örneğin böyle bir durumda kalacaklar. Artık bir büyükleri çizildiğinde kesişir hale gelecekleri için bir büyükleri çizilmeyecek. Bu durumda şurada oluşan en yakın uçların arasında oluşturulan dikdörtgenin alanı sorulacak arkadaşlar. Böyle böyle ilerlenerek gidecek ve kesişmeyecek halde bırakılacak karelerimiz. Dikkat ediyorsanız şimdi şurası 60 santim olarak verilmiş. 60 birim burası 50 birim olarak verilmiş. İlerlemeye bakarsak 60 50'den daha büyük olacağı için e, bence 50'yi baz alarak sorumuzu çözmeliyiz. Çünkü 60'ta kesişme olasılıkları e, yok. Önce kesişeceklerse bile 50 santimetre üzerinde yani şuradaki en üzerinden kesişmiş olurlar. E, 50'de kesişmedikleri sürece 50'yi incelediğimizde şuradan ilerleyerek 60 birim üzerinden de kesişmiş olmazlar. Şimdi biz bunun devamına 3 birimlikleri ekledik sonra 4 birimlikleri ekledik böyle böyle gidiyoruz kaçar birime kadar ekleyebiliriz 50'ye bakarak hareket etmeliyiz arkadaşlar örneğin şuradaki 50 birim üzerinde şimdi mesela şurası 1 birim 2 de buradan 3 birim şuradan, 1 bir buradan, 2 birim, 3 birim buradan. Şu anda şu ikisi arasındaki mesafenin 3 buradan, 3 buradan 6'sını çıkartırsak 50 eksi 6'dan 44 olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki mesafenin ise 44 artı 10'dan 54 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burası 50'den 10 cm daha uzun. Yani şurası şu anda mesela 54, şu an burası 44. Gördüğünüz gibi 60 olan kısım zaten daha fazla mesafe bırakıyor. Dolayısıyla bakmamız gereken kısım şu kısım. Kaça kadar gidebiliriz? Bunlar kesişmiş değişmeyecek şekilde 1, 2, 3 diye topladığımızda n çarpı n artı 1 bölü 2 yapıyorduk. İki taraftan da ilerleme olacak. O zaman sanki n çarpı n artı 1 bölü 2 ama buradan da ilerlendiği için bir de bunu kaçta çarpalım? 2 ile çarptığımız zaman kaçtan küçük kalmasını istiyoruz? 50'den küçük kalmasını istiyoruz. n yerine 5 versek 5 kere 6 30 yapar. 6 versek 6 kere 7 42. 7 versek 7 kere 8 56. Bakın 7 verdiğimizde geçiyor. Demek ki en fazla n'i kaça kadar götürebiliyoruz? 6'ya. Yani bizim burada çizebileceğimiz maksimum uzunluktaki kenarımız 6 birim olacaktır. 6 birim olduktan sonra 7 birimlik karelerimizi çizdiğimiz anda karelerimiz kesişiyor. Demek ki en son 6 birim olana kadar gelmiş olduk. 6 birim olduklarında işte 1'den 6'ya kadar toplarsak 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 gelir. 21 santim buradan kareler ilerlemiş olur. 21 santimde buradan ilerlerler. 42 santim gitti. 50-42'den şu aradaki mesafeye kaç kalmış olacak? 8 kalmış olacak. 60 az önce örneğini vermiştik. 50'den 10 fazla olduğu için 60'ın olduğu kısma ise 50'ye kalandan 10 birim daha fazla kalacak. 50 birimlik kısma 8 kalmıştı. 10ar 8 artı 10'dan burası da 18 birim gelecek. Şurada oluşan dikdörtgenimizin alanı soruluyor. Kısa kenarı 8 uzun kenarı 18. Aradığımız alan 8 kere 18'den 144 birim kare olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Güzel, farklı bir soru. ÖSYM tarzı olduğunu düşünüyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.